rehber. Ben Didim ve Kuş arasında evler tanıtıyorum, bir ev tanıtıyorum. Diyorum ki bu ev çok güzel, sonra geliyorum bakıyorum bir ev daha güzel. O yüzden gördükçe daha iyi evler keşfediyorum. Fiyatını hemen söyleyeceğim. Bir tane ev daha tanıttım, şimdi bunu tanıtıyorum. Bunun çok artılar var, fiyatını hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Birinci artısı radya temel arkadaşlar. Radya temel, komple yerden ısıtma. Saunalı, hamamlı, jacuzzili, masaj alanı için başka bir alan var. Konum itibariyle ayrı bir artısı var. Çift duvar arasına strafol yapılmış. Fiyatı artık siz sıkıldınız. Artıları lütfen beraber tekrar söyleyeceğim. 29 milyondan ciddi bir pazarlık var. 29 milyondan ciddi bir pazarlık var. Havuzumuz burada arkadaşlar. Güney cepheli 500 metre arsa, denize 2 kilometre yakınlıkta. Havuz burası. Buradan da bir merdiven iniyor. Aşağıda sauna, hamam, bir jacuzzi alan, enerji odası, bir de bir masaj ya da değişik etkinlikler için başka bir alan var. Yerinde görürseniz çok artısını göreceksiniz arkadaşlar. Peki bahçeyi niye yeşil alanı çok bırakmadınız diyenler için sevgili arkadaşlar, yeşil alan hani tarih tekerrürden ibarettir dercesine insanlar çok yeşil alan istemiyor. Yani ev alanlar, eğer yeşil alan isterim diyen biri varsa da bir yıl sonra getiriyor granit yapıyor. Bu inşaat yapanlar, ev üretenler, ev yapanlar o duruma vakıf oldukları için baştan daha çok granitli alan bırakırlar. Ve burası evimizin giriş tarafı arkadaşlar, otopark girişi. Şimdi her videomda söylüyorum, diyorum ki 4 lira, 5 lira, 6 lira, 7 liralara da evler var. Ama bunlar lüks evler arkadaşlar. Yani bazen dolap görürsünüz, beyaz bir dolap. Lakemi kaplaması nedir bilemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla belki suntalendir, üstüne kaplama yapılmış. Bunlar TSE standartlarının çok üstünde evlerdir. Normal çelik kapımız burada, güzel de bir koridoru var. Peki bir ev burada bitiyor mu? Bitmiyor. Alt tarafta bir kademe daha var. Oraya da bakacağız. Orada sauna, hamam, işte diğer alanlar var. Duvarların üstünde de yeni nesil bu korkuluklar yapılmış. Zemin katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo var. Granitlerin gerekçesini söyledik. Palmiyeler de süslenmiş. Cimbom Galatasaray Aslan da burada. Bakın, yapı denetim, inşaat yaptığınız zaman ruhsatlandırma aşamasında size diyor ki duvarları nasıl yapacaksın? Kimi BİM tercih ediyor, kimi dışına mantolama, kimi de çift duvar. Çift duvar külfetli olduğu için arasına strafol giriyor. O yüzden herkes tercih etmiyor. Bizimkiler çift duvar ve strafol düşünmüşler. Külfetlidir, en doğrusu da o. Ve burası da barbekü alanımız. Kamerya alanımız da burası. Havuzdaki kobranın, motorun kalitesinden belli oluyor. Suyu daha canlı atıyor. Sonra yol aldık geldik. Bu güneş kırıcılar arkadaşlar. Bu alan tekrar bir kamelya alanını andırıyor. Burada da güney cepheli mutfaktan çıkınca burada her ne kadar orada bir kamelya alanı varsa kamelya andıran bir alan daha var burada. Tekrar güneşi kıran bir alan tekrar var burada arkadaşlar. Bu hem binayı böyle süslüyor hem de bir alan yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu merdivenimizden aheste aheste aşağı ineceğiz. Peki burada neler gördünüz? Yani şimdi bakın, buralarda işte kimsenin bacağı bir çukura girecek, denge deposu falan yok. Bu çok önemli bir şey. Aşağıya koymuşlar arkadaşlar. Bir de o plastiklerden bahsettik değil mi? Yani gizli ark yapmışlar havuzun devir daimi için. Buradan indik. Buradan şimdi sauna ile hamama gidiyoruz. Peki sauna ile hamama gidiyorum da bu merdiven niye buradan gidiyor? Biz burayı tercih ettik. İnince binanın içinden de eve giriş çıkış var arkadaşlar. Birazdan göstereceğiz. Havuzun motor dairesi burada bakın. Benim boyum 1.78 herhalde, 3-5 daha var mı? İşte burada kafa değmiyor, bir şey değmiyor. 29 milyondan söyledik değil mi fiyatı? İyi, ciddi, güzel bir pazarlığı var. Sonra yol aldık. Bakın üstte ben o kademeden bahsetmiştim. Bu ledler de güzel. Allah, sensörlüymüş bunlar. Böyle geldik, yerden ısıtmasını da söyledik. Hani bu üst tarafta bahçenin girişi vardı ya, evin girişi. Kameralarda takılı. Ondan sonra bitirdik. Şimdi buradan da bunları gösterdikten sonra yukarı çıkacağız. Burada bir bar var arkadaşlar. Bar neyin nesi, ne barı? Şimdi buradan adam çıkacak, burada terledi ya da dinlendi. Gelecek burada soda, limon karıştıracak, pipetlerle içecek yani veya başka bir şey içer. Bu alan işte bar alanı diyelim değil mi? Buna bar alanı.
Burası jacuzzi, bu taraf Antep'in hamamları, diğer taraf sauna ve burası da arkadaşlar dinlenme alanı. Burası da dinlenme alanı. Bu alanları gösterdik. Şimdi bakın, büyük kocaman bir sauna var. Radya temeli unutmayın. Çift duvar olduğunu unutmayın. 7-8 bine de ev satlıktır. Bunları da unutmayın. Efendime söyleyeyim. Bunları söyledim. Toprak evlerde geldiğimizi de unutmayalım. Evet. Ve burası da geniş, büyük bir hamam arkadaşlar. 5 yıldızlı otellerde ancak böyle bir hamam bulabiliriz. Kullanılan granitler yeşilimsi traktır. Bir de banyolarda hiç eşik yok arkadaşlar. Banyolarda hiç eşik yok. Yani onu güzel yapmışlar. Ve geldik jacuzzili alana. Burası da jacuzzimiz arkadaşlar. Yastıkları görüyorsunuz. 2 kişilik, suyun fırır fırır sesi de, dünyanın en güzel huzur veren sesi de, su sesi. O atmosferi de şimdi size yaşatıyoruz. Bu da banyomuz. Hilton dolaplar, yerden ısıtma. Kapılarda eşik yok. Kapılarda eşik yok. Bazen böyle baş parmağınız bir karyolanın bir yerine dokunur ya, vurursunuz ya, Allah ne sinir olursunuz. İşte burada o eşikler yok. Arkadaşlar burası da enerji odası. Termosifon da var. Şimdi ne yapalım, ne yapalım? Valla ben şimdi, siz kızacaksınız da, yani diğerleri kızmıyor da izleyici kızıyor diyor. Ayakkabıyla nasıl yakıştırdınız Kadri Bey? O yüzden ayakkabıları, kırmızı ayakkabıları çıkarın. Bu ayakkabı kaç para sizce? 5950 miydi neydi? Ben de bilmiyordum artık. Adam paketledi. Ben dedim tamam abi. Abi izliyorsan selam. Sen fiyatını bilseydin belki almazdım. Yani her şey pahalı. Bu ayakkabı 5 bilmem kaç, 6000. Ve arkadaşlar şimdi buradan yol aldık. Yol aldık. Geldik. Evimize merhaba diyeceğiz. Evin tarlasını, bölgesini size tanıttık. Merhaba ev, iyi günler ev. Arkadaşlar buraya geldik. Bu merdiven kovası, mimar tekrar mert davranmış. Bu sauna hamama iniyor. Aynalı bir kaplama yapılmış buraya. Sonra da ne yapacağız? Çelik kapının hemen arkasında geniş, güzel, büyük bir banyo var. Ve diğerimiz de burada var. Evet. Ve burası koridor. Vestiyeri de gösterdik. Radya temel olduğunu söyledik. Değerli arkadaşlar, stati asmolen olarak çözülmüş. C30 beton, 16'lık 16'lık, 14'lük, 12'lik ve 10'luk, 8'lik demirler kullanılmış. Şimdi buradan da salona merhaba dedik. Eşyalar full, yeni, güzel eşyalar. Kullanılan granitler, mat granitler, 120-60 ebatlarında granitler. Burada elektrikli bir şömine var. Burada bir dikey cam var, yanda bir dikey cam var. Pencerenin arkasında, televizyon arkasında lake kaplama var. Bunlar hem binayı süslüyor hem de aydınlık. Hem de güzel bir atmosfer yapıyor arkadaşlar. Önündeki güneş kırıcılı terası da göstermiştik. Perdeler var orada. Beko marka klimalar takılı. Muhtemelen bu 24'lük ya da 18 binlik bir klimadır. Efendime söyleyeyim, şimdi de yüzümüzü çevirdik. Burası da ada mutfağı andıran bir görsellikte bir alan arkadaşlar. Burası da mutfağın devamı, süsebiri var. Mikrodalga, mikrodalganın yanında güzel aynalı ledler var. Ocak, üstüne dablumbaz, efendime söyleyeyim bulaşık makinesi, yıkama yeri, şişman buzdolabı, tekrar yanında terekler var. Renkler, zevkler tartışılmaz. Ben uyumlu bir insanım, her renkle böyle barışığım ama bu renkler benim de hoşuma gitti. Ben rahmetli annem de diyordu, sen diyordu işten gelince hiç yemek aramıyorsun. Ne bulsan taştan yumuşak yersin derdi. İşte ben de çok böyle sorunlu bir adam değilim. Yani renk çok iyi. Ve arkadaşlar geldik. Bu da birinci oda. Şimdi ben bazen ev tanıtıyorum ya. Ev çok güzel. Çok çok aşırı güzel. Bir bakın, bir yorum geldi. Böyle renk mi olur diyor. Tam rengi, evi al, rengi değiştir. Kır dolabı at. Mesela ev çok güzel. Ama diyor ki işte. Şimdi diyor ya, Anadolu'da ben bazı diğer videolarda da söyledim. Diyor. İşte falanca adamın kızı çok güzel ya da işte bir yerde, şimdi falanca adamın kızı da denmiyor, başka platformlarda insanlar tanışıyor manışıyor, bir ufak bir şey görür ya, bahane olmaz mı olmaz der. Ondan sonra halbuki gerçekten istediği, hayalindeki olay olursa yarın ayak koşar gider, ayakkabısını giyecek fırsatı bulmadan koşar gider arkadaşlar. O yüzden bahane üretmek için yani olumsuz düşünen çok insan var. Dediğim gibi 3-5 milyona da evler var. Bu da merdiven kovası. Efendime söyleyeyim, bu nedir?
Bu buraya gel de bu İtalyan bu şeyleri göster. Bu da İtalyan boya, böyle fıstık yeşili boyalarla orada güzel bir tasarım olmuş. Bu alanı, merdiveni mimar Mertçe çalışmış ve bu ikinci odaya gireceğiz. Burada bir banyo var, burada giyinme odası var. Odanın devamı diğer tarafta. 29 milyondan iyi bir pazarlık var. Eğer paranız yok ise, yani böyle bir şey paranız çok da olabilir. Ama 5 milyona da, 5.250'ye de, 4.5'a da, 3.5'a da evler var. 3.5'lük 2 artı 1 dübleks eşyalı. 4.5'a denize 1 kilometre yakınlıkta Yaşı Kemal'e ermiş ev. 5.250'ye site içinde 3 artı 1 evler de var. O yüzden arkadaşlar bunlar lüks, bunlar daha külfetli evlerdir. Hesap kitap sizin. İkinci odayı gösteriyoruz. Bu da bizim ikinci odamız arkadaşlar. Klima da öyle püfür püfür esiyor. Gayet de güzel. Kullanılan eşyalar güzel eşyalar. Fransız markalar var, Chanel falan. İşte acaba onlar orijinal mı ya da şeyini mi koymuşlar. Ve ikinci odayı gösterdik arkadaşlar. Gösterdik, gösterdik, gösterdik. Geldik üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Buralardaki perdeler, elektrik soketleri hepsi standartların üstünde arkadaşlar. Bu kaçıncı oda oldu? Üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Bu Didim'e, Efeler Mahallesi'ne gelecek iseniz, bu evi herkes görür ve bu ev sizin olsa herkes bu evin sahibi. Yani bir böyle bir kibir anlamında, Allah size nasip etmesin kibiri falan da, ama öyle bir söze konu olursunuz. Ben size söyleyeyim. Bu evi alacak olursanız o konularla muhatap olursunuz. İşte Ali'nin evi, işte bilmem kimin evi, yani ya da Ankara Çayolu'nda rezidanslarda her ne kadar daireler bu evlerden daha pahalı bile olan evler var ise, ama burada daha çok reklamınız olur. Ve arkadaşlar geldik bu tarafa. Bu tarafa geldik. Aha, bu da bir daha banyo. Bu da banyo. Odanın bir tanesi ebeveyn banyolu idi. Ondan sonra arkadaşlar bu banyoyu da gösterdik. Bir banyo da aşağıdaydı. Sauna var, hamam var. Kapılarda eşik yok. Bakın kapılarda eşik yok. Bunu da söyledik. Fiyata pazarlık var. Yerinde görmeden etmeden de karar vermeyin. Merdiven rahat. Aşağıda sauna, hamam. Bir de öyle sadece ismi sauna, hamam olsun diye yapılan bir sauna, hamam değil. Geniş, büyük bir ev. Dediğim gibi yani ben kimi der ki ben bu evi işte şurada alırım, burada alırım. Ben de biliyorum yani keşke her şey pahalı mı? Evet. Ama bu evin aynısı konum itibariyle Türkiye'nin Didim'i, Türkiye'nin Kuşadası, Türkiye'nin Bodrum'u. İşte başka yerin Bodrum'unda falan bu standartlarda evler hayaldir. Ama Türkiye'nin, ben kendi memleketimi söyleyeyim, bütün Erzurumlulara selam. Ankara'daki abla da sabah beni aradı. Narman'daki abla da sana da selam. Bizimkiler Nazım geçti. Hadi Türkiye'nin Erzurum, hadi diyelim kötüdür. Valla orada ucuz evler var yani. 2000'e, 3000'e bir sürü ev var. Yani Erzurum'un güzel şehri, güzel Erzurum, modern bir şey. Bazı yerler pahalı. Bazı yerler, dübleksler neredeyse bu ev parasında güzel Erzurum'a selam. Ama o köylerde falan çok ucuz evler var. Yani başka Avrupa'nın bir ülkesinin de işte Erzurum'un köylerinde evler ucuz bulabilirsiniz. Ama Avrupa'nın Kuşadası, Bodrum'un bilmem neresinde bulamayız. Ben de biliyorum çünkü buluruz ya bulmayız. O tartışmalara kimse girmiyor. Abi buraya yazın hangi şehirde istiyorsunuz? En popüler şehir. O böyle ismi sırf yabancı olduğu için ilgi çeken evler var ya. Buraya bir bak. Kaç para? Türkçe tercüme, yapay zeka yapıyor. Ama Avrupa'nın köyünde, ama siz de bilmiyorsun hangi köy. Orada da ucuz evler bulursun. Ama Avrupa'nın pahalı yerlerde evler bu rakamlara yok yani. Yok. O yüzden tartışmaya da girmiyorum. Ve sevgili arkadaşlar, dediğim gibi toprak evlerde yetiştik, ettik. Bu insan kendine yakıştırıyorsa alır. Bana göre, standartlarına göre, doluluğuna göre çok iyidir. Şimdi daha ekleyeceğimiz bir şey yok. Nasipse alırsınız. Biz ne kadar renklersek, allasak, pullasak en iyi siz bilirsiniz. Böyle bir ev istiyorsanız pazarlıklar, rakamlar da var. Ama 5 lirada istiyorsanız öyle evler de var. Saygılarımla ilgiler.